buyurun, hoş geldiniz. Alo. Alo. Merhabalar, buyurunuz, dinliyoruz sizi. Merhabalar. Bir erkek olarak programa bağlanabildiğim için çok şanslı hissediyorum kendimi. Neden? Çok teşekkür ederim öncelikle. Yani bir şey söyleyeyim, sanki erkekleri bağlamıyormuşuz gibi, aşk olsun. Ben rastlamıyorum. Hemen hemen her gün izliyorum sizi. İzleyemediğim günlerde de kaydediyorum sonradan izlemek için, bir şeyler öğrenmek için. Ne güzel. Ama sakın yanlış anlamayın, yani hani erkekler arıyor da bağlamıyor değiliz. Yok yok yok. Bu muhtemelen çok azdır diyelim o zaman. Hoş geldiniz. Ben de o zaman size şöyle teşekkür ediyorum. Bir erkek olarak yaşadığınız sorunun farkındalığının bilincinde olarak ve kendinizi değiştirmek için adım atmak yolunda bizi aradığınız için ben size teşekkür ediyorum. Buyurun. Bu imkanı verdiğiniz için ben tekrar size teşekkür ederim. Biz sabaha kadar teşekkür edeceğiz. Şimdi benim iki tane evladım var. İki tane çocuğum var. Allah biri 22 yaşında, biri 16 yaşında. Yaklaşık bir 6 ay önce evde bir yemek tartışmasından dolayı, sadece tartışmadan dolayı evden uzaklaştım. Şöyle ki, oğlumla bir tartışma yaşadık. Eşim oğlumuz için çok sinirli, kötü şeylerden olmasından korkuyorum dedi. Bir süre evden git dedi. Çünkü üstüme yürüdü, vurmaya kalktı. Elini tuttum. Hayatı boyunca pişmanlık duyacağı bir hata yapmasını engelledim diyeyim size. Sonra evden gittikten sonra birkaç gün sonra eve döndüm. Ama eve döndüğümde beni eve almak istemediler. Kilidi değiştirdiler. Aa. Değiştirmişler daha doğrusu. Ondan sonra cama polis geldi. Polis çağırdılar. Polis geldi. Polis eve baktı. Herhangi bir kavga yok. Şiddet yok. Vurma yok. Küfür yok. Hakaret yok. Tehdit yok. Hiçbir şey yok. Ve beni evden çıkartamadı poliste. Ama polis benden rica edince en azından karakolup ifade vermem gerektiğini söyleyince ben de polislerle birlikte, eşimle birlikte gittim. Eşim karakolda şikayetçi değilim diye ifade verdi. Tutanak tutuldu ve bizi serbest bıraktılar ama baktım evdeki ortam çok gergin. Ben eve dönmedim. Dedim ki birkaç gün daha annem de kalayım, arkadaşlar da kalayım. Sonra oturup konuşuruz. Sorun neyse konuşarak hallederiz. Ama bir baktım ertesi gün uzaklaştırmak kararı almışlar benim hakkımda. 2 aylık bir uzaklaştırmak kararı aldılar. Bu arada ben kızımla görüşüyordum. Dışarıda buluştuk, çay kahve içtik, dertleştik, sohbet ettik. Yani sadece o günkü çıkan kavgadan dolayı mı uzaklaştırma kararı almışlar? Evet, peki eşinize sordunuz mu? Çok enteresan bir şekilde. Peki eşiniz ne diyor bu konuyla ilgili? 6.284 sayılı kanuna göre sadece sözlü olarak bir bayanın veya kişinin ifadesi uzaklaştırma kararı almasına sebep olabiliyor. Tamam, bir dakika herhangi lütfen hatta kalır mısınız? Yok. İlişkinin detaylarını, yaşadıklarınızı dinleyeceğim ama çok kısa bir reklama gidip gelmem gerekiyor. Az sonra buradayız. Evet, klinik psikolog sevgili Esra İzmirci canlı yayınımızda sizi dinliyor. Az önce bir beyefendi bağlandı ve tam böyle derdini anlatırken en heyecanlı yerine reklama gitmek zorunda kaldık. Karısı ve çocukları tarafından evden uzaklaştırma kararı çıkartılmıştı. En son duyduğumuz bu. Neden? Çünkü evde bir gün küçük bir tartışma yaşıyorlar. Adamcağız tartışma bilmesin diye dışarı çıkıyor. Sonra bir geliyor ki eve almıyorlar. Polis de tekrar dönüyor. Polis geliyor bakıyor, diyor ki hiçbir şey yok. Kavga yok, gürültü yok. Evde kırılan dökülen yok. Adam tekrar kendi evine girmeye hak kazanıyor. Kendi evine giriyor ama sonrasında da uzaklaştırma kararı çıkartılmıştı. Alo. Alo. Hattasınız. Durumu buraya kadar özetledik. Uzaklaştırma kararı çıkartıldı. Peki uzaklaştırma kararı çıkartıldığında gerekçe neydi? Gerekçe psikolojik şiddet ve darp. Darp var mı peki? Darp yaklaşık biz bu olayın bir gün öncesinde Karadeniz turuna gittik. Yaklaşık 15 günlük bir Karadeniz turuna gittik. Darp yok, kesinlikle yok. Ben bunu söylemiş olayım. Çünkü Allah'ın emanetini ihanet etmek bizlere yakışmaz. Peki darp yok. Psikolojik darp şiddet yok. Var mı? Psikolojik şiddet diye bir şeye sığmışlar ama psikolojik şiddet de yok. Ben çünkü ömrü hayatımda asla eşime değil hiç kimseye küfür etmiş bir insan bile değilim. Peki eşiniz buna... Küfür değil, hani engelleyen, çünkü eşim de diş hekimi, diş doktoru. İkimiz de okumuş insanlarız. Belli bir şeyimiz var, kariyerimiz var, sosyal çevremiz var. Asla öyle insanlar değiliz.
Bu uzaklaştırma kararının sonucunda yaklaşık 45 gün sonra, 2 aylık uzaklaştırma kararının 45. gününde boşanma davası açtım. Boşandınız mı peki şimdi? Yok, şu anda daha mahkeme gününü bekliyoruz. Boşanma davası açtı ama işin enteresan kısmı zaten bundan sonra başlıyor. Bana uzaklaştırma kararı aldıran ve boşanma davası açan eşim benim 9. 10. katıma taşındı. Yani o kadar çok kendileriyle çelişiyorlar ki, şiddet olan bir yer, atıyorum ben bir bayan olsam ve eşimden şiddet görüyorsam ben ilçeyi değiştiririm, ili değiştiririm, en azından mahallemi değiştiririm. Ama kendisi benim 10. katıma taşınıyor. Peki amaç ne sizce? Buradaki eşinizin yapmak istediği nedir? Ben de anlayabilmiş değilim ki. Peki sormadınız mı? Konuşuyor musunuz? Evet, o önemli. Yok, şu anda da avukatlarım kesinlikle eşimle karşılıklı olarak görüşmemi, onlardan bir talep vermedikten sonra izin vermiyorlar. Çünkü bunu kendi lehirlerine kullanabilirler. Ben yazışmıyorum bile. Hatta çocuklarımla yazışıyordum. Belli bir noktadan sonra çocuklarımla bile artık yazışamaz hale geldim. Çünkü çocuklarım da avukatlarımın şeyiyle birlikte engellediler beni. Çocuklarınız kaç yaşındaydı? 25 yaşında mıydı? 22 ile 19 galiba. Nasıl? Çocuğunuz kaç yaşındaydı? Kızım 22 yaşında, oğlum 16 yaşında. Şimdi ben naçizane bir şey söyleyeceğim. Sakın yanlış anlamayın. Sadece fikrim ve görüşümü söylüyorum. Şimdi belki küçük bir çocuk olsa 6-7 yaşında anne onun görüşmesini engelleyebilir. Ama 22 yaşındaki bir gencin sizin böyle anlattığınız doğrultuda, yani hiçbir şiddet, hiçbir sorun yokken annesi babasını evden uzaklaştırma kararı çıkartırsa çocuk buna engel olur. Ya sen babama bu haksızlığı nasıl yapıyorsun der diye düşünüyorum. Yani... Doğru söylüyorsunuz ama ben şöyle düşünüyorum. Benim avukatlarım da böyle düşünüyorlar. Alo. Nasıl, evet, dinliyoruz evet, sizi. Nasıl düşünüyorlar? Bu içeriye, yani mahkemeye sunulan yazışmalardan benim çocuklarımın haberinin olmadığını ben düşünüyorum. Onlar sadece sözlü telkin olarak işte babanızla görüşmeyin şeklinde telkinde bulunduklarını ben düşünüyorum. Yani çünkü ben mahkemeye yaklaşık kızımla ve oğlumla olan ve eşimle olan yazışmaları, WhatsApp yazışmaları da dahil 350 sayfalık bir dosya hazırladık. Çünkü ben eşimle 24 yıllık evliyiz. Bunun 7 sene öncesi var. 7 senelik bir beraberlik var. Toplamda 35 senedir tanıyorum, liseden arkadaşım. Ama şimdi, tamam da yani öyle ya incir, şöyle hani bir şey, incir çekirdeğini doldurmayacak bir olay yüzünden. Yani o değildir o olay aslında. Bir birikimdir. Hayatta bizim aslında yaptığımız sonuca getiren şey, bir tane olay artık son damlası olur. Şimdi yani siz hani arama sebebiniz aslında ne yapacağız? Hani ben nasıl davranayım diyorsanız, bence eşiniz sizin üst katınıza taşındıysa bence siz o evden taşının zaten. Şimdi burada sizin belli bir dinamiği yürütmeniz gerekiyor. Çünkü kişiler size karşı belli ki bir bilenmişler ya da bir şekilde sizi negatif algılamışlar. Siz belki hiç bilmeseniz bile psikolojik şiddet aslında hakaret değildi. Bazı manipülasyonları içerir. Bilmeden belki sizin davranışlarınızı ya da siz de farkında olmadan negatif gelecek şekilde bir karşı tarafa ilettiniz ki hiç konuşmayacak dereceye geldi. Hem eşiniz hem çocuklarınız. Aynı Nur Hanım'ın dediği gibi çocukların bu yaşta sadece telkinle bu şekilde davranması çok mümkün değil. Mutlaka onlar da size karşı negatif bir şekilde düşünüyor. Bunu da düşünmemiz lazım ve inanmak lazım. Ben sizin yerinizde olsam, siz kendi iyi niyetinizi belli etmek istiyorsanız bu süreçte duruşunuz o evden taşınmak olmalı. Ve bir süre hem çocuklarınızdan hem eşinizden bir süre uzak kalın. Çünkü onlar size uzaklaştırma kararı çıktıysa siz iyi niyetinizi göstermek için ben sizden bir süre uzak kalacağım deyin. Bana göre boşanmayı kabul edin. Ama sadece çocuklarınıza şöyle bir iletişim atabilirsiniz ya da bir mail yollayabilirsiniz. Ben sizleri çok seviyorum. Hayatımda yanlış davranmış olabilirim. Asla hiç yanlış yapmadım demeyin. Her insan yanlış yapabilir. Yanlış davranmış olabilirim. Bu süreçte sizin kendinizi iyi hissetmeniz adına ben buradan taşınıyorum. Uzakta olacağım. Sizi sadece çok sevdiğimi bilin. Bu süreç tamamlansın. Ne zaman istiyorsanız kapım size açık deyip uzaklaşın lütfen bir süre ki onların kendilerini güvende hissetmelerini sağlayın. Ve o süreçte siz de geride durun. Bana göre doğru olan bu. Peki. Burada zaten hani uzman sen olduğun için sen ne dersen bizim
Estağfurullah. Çok, yok. Esra'nın gerçekten fikirlerini çok önemsiyorum. Ve ne olur kimseye derdinizi anlatmayın. Evet. Yani gücünüz yetiyorsa psikoloğa, psikiyatra, psikoterapiste gidin. Yetmiyorsa arayın bizi. Her çarşamba mutlaka burada bir konuğum var. Ve hepsi de fikrine güvendiğim, inandığım insanlar. Sizle buluşturuyorum. Ne olur sırrınızı kimseye anlatmayın. Evet. Alo. 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 Hoş geldiniz. Hoş bulduk prenseslerim. Ne güzel. Günaydın. Günaydın. Günler, saatler, dakikalar sizinle olsun inşallah. Ay canımsınız, çok teşekkür ederiz. İzmir'den Neşe annemden. Aa Neşe. Aa bak görüyorsun bak. Neşe anne. Günler dolmamı yemeye gelmedin sana. Dolmamı yemeye gelmedin diyor. Dolmamı. Ama çağırmadınız ki beni dolma yemeye. Kaç defa davet ettim. Çok kalabalığız yediniz. Urla'ya geldiğinizde davet etmiştim. He ben doğru yemek programı yaparken doğru söylüyorsunuz. Türkiye'yi gezdim ben. 3 defa bir Türkiye turu yaptık. Yemek programı yaparken doğru. Neşe anneciğim hoş geldiniz. Canımsınız. Güzel kızlarım benim. İsmini açıyorsunuz benim. Çok teşekkür siz de, ederiz. Allah siz de... sizlere uzun ömürler adarsın inşallah. Amin. Ne olur amin. Büyüklerin inşallah. Hep bize... Evet. Bekliyorum mutlaka Neşe bekliyorum. Neşe anneciğim. Canımsın. Ya yemek istiyorum. Yani buradan girip sarılmak istiyorum ya. Dayanamıyorum. Derdiniz mi var yoksa öylesine mi aradınız? Ay yo yo bir sorun var. Derdim var kızımla ilgili prensesim. Anlatın. Anlatın. Ha, anlatayım bir... Nurum. Bak bütün annelere söylüyorum. Allah aşkına çocuklarınızla ilgili derdiniz olur. Anlatmak istediğiniz olur. Bak psikolog burada. Ara bizi anlat. Efendim Neşe anneciğim. Anlat yavrum benim kızım nişanlandı. Tamam. Çok isteyerek erkek tarafı nişan yaptılar. Tamam. Kasım ayında bu ay Kasım yani bu ay düğün yapılacaktı. Tamam. Kızım çok aşırı ilgi göstermiş çocuğa ki ben bunu sürekli kızıma uyardım. Bu kadar üstüne düşme anneciğim bak bırak o sana düşsün diye. Ama kızıma dinletemedim. Çocuklar dinlemiyor. Maalesef sizin de var. Allah güzel günlerini göstersin inşallah Aa, yavrum. Hepimizin. Evlat üzüntüsü hiçbir şeye benzemiyor çünkü. Doğru. Peki sonra ne oldu? Ayrıldılar mı? Sonra çocuk evlilik bana göre değil diye Kasım'da düğün hazırlıkları yapıyoruz biz. Ayrıldık kızımdan. Ay. Bir neden yok. Sadece kızımın aşırı düşkünlüğünden. Peki sormak kızım, istediğiniz soru ne? Kızım bu konuda çok üzüldü. Bu konuda Esra Hanım'dan. Nasıl bir yol izlemesi lazım onu öğrenmek istiyorum. Neşe anne şu anda kızınız izliyor mu bizi? Evet yanımda. Zaten evet. Instagram'dan mesaj atan kızınızdı bana değil mi az önce? Evet Açelya. Tamam evet. Açelya'cığım. Açelya. Evet. Nur abla tavsiyesi. Evet. Aç kulağını iyi dinle güzel kızım benim. Güzel kardeşim canım. Bak annen sana zaten nasihat vermiş ama biz annelerin nasihatini hiçe sayıyoruz. Peki madem annenin nasihatini hiçe saydın. Lütfen bir uzmanı şimdi çok iyi dinle olur mu? Ne olur? Şimdi aslında hep söylüyoruz çok ilgiye boğduğumuz çok fazla üzerine düştüğümüz kişi bir süre sonra kaçma eğiliminde oluyor. Çünkü o zaman aslında demin de bahsetmiştim hiçbir değeriniz ya da gizeminiz yokmuş gibi olduğu için kişi sizi çok kendine ait ve çok elinde hissediyor. Hiçbir zaman kimsenin çok elindeymiş gibi olmayacaksınız çünkü... Bir yandan alt kısımdan kendi değersizliğinizi karşı tarafa vermiş oluyorsunuz. Eğer çok fazla karşı tarafla ilgilenirseniz. Çünkü şunu belli ediyorsunuz. Ben sevilmek için senin için çok fazla şey yapmam lazım. Yoksa sevilmeye layık değilim. O yüzden aslında içsel olarak kendi değersizliğinle biraz çalışman lazım. Çünkü bu kadar çok ilgilenmek aman kaçırmayayım demek oluyor. Ama bu sefer çok sıktığımız kişi... Çok ilgilendiğimiz, çok emek verdiğimiz kişi oradaki dengeleri de bozduğumuz için kaçma eğiliminde oluyor. Lütfen ben şunu tavsiye ederim. Lütfen kitaplarımı oku. Aslında tüm bu ilişkilerin alma verme dengesinden de çok fazla bahsediyorum. Hep şunu unutmayın. Biz zannediyoruz ki ben 70, 100'e tamamlamak var ilişkilerde. Hı hı. Siz 70 verirseniz karşı taraf 70 vermiyor. Siz 70 vermeye başladığınızda, çok ilgilendiğinizde karşı tarafa 30 bırakıyorsunuz. İlgi çekiyor. 80 verince 20 kalıyor.
90 veriyorsunuz 10 kalıyor. %100 siz verince karşı tarafta sıfır. Duygular yok olmaya başlıyor. O yüzden yüze tamamlamak var. Matematik işlemi yapacağız. Ümit ediyorum dinledin. Neşe anneciğim öpüyorum sizi. Sizi böyle sevgiyle, saygıyla kucaklıyorum. Anneler iyi ki varlar. Ve annelerin sözünden dışarı çıkmayın. Çünkü anne hissediyor. Vallahi anne hissediyor. Hissediyor. Benim annem ne dediyse ben yaşadım. Ben de dinledim mi? Tabii ki dinlemedim.